Hardware Plus hoş geldiniz. Şu anda Hunter Play'in Türkiye lansmanındayız. Hatırlarsanız IFA 2018'de Hunter Play'in global lansmanı yapılmıştı. Ondan önce Çin'de duyurulmuştu ama global olarak biz IFA'da görmüştük. Şimdi de Türkiye'de tanıtıldı. Hemen merak ettiğiniz soruyu cevaplandırayım, daha sonra yorumlamaya geçeceğiz. Cihaz bugün itibariyle yani 17 Eylül itibariyle yine sadece hepsi burada da olmak üzere satılacak ve lansmanın özel fiyatı 2799 lira olacak. Bu fiyat ne kadar devam edecek? Bu fiyattan sonra ne kadar telefona zam gelecek bilmiyoruz. Ama biliyoruz Aydoğan'la birlikte. Ha, sen bilmiyormuşsun. Sen yoktun çünkü o zaman bir eve kaçmıştın yine. Nereye gittiysen. Nereye gidiyor bu herif böyle ikide böyle? Sigaraya gittim ya. Ben yine sigaraya başladım. Evet. Yani. Arkadaşlar Kerem'i ayıplayalım. Tekrar sigara içmeye başlamış. Hani bırakmıştın sen sigara içmeyi? Tekrar bir tane versen helalle tekrar başladım. Bak, sigara içersen fiyatla ilgili açıklamaları kaçırıyorsun. Aydoğan anlatsın. Pazarlama müdürü Mine Hanım anlattı. Ya şu an için gerçi yine bir net tarih vermedi ama lansmana özel fiyat olduğu belli. Yani şöyle bir şey var. 3 gün 5 gün fiyat böyle de sonra artacak gibi bir şey yok. Okay. Hepsi burada da şu anda bir stok var. Ülkede ekonomik anlamda muazzam bir şey olmazsa, dolar bir anda 10 liraya çıkmazsa filan ya da işte fiyatı duyan insanlar hücum edip hepsi buradaki tüm ürünü tüketmezlerse hepsi buradaki ürün tükeninceye kadar bu fiyatı tutacaklar. Bu şey demek değil, hani biz başka markalarda şunu görüyoruz ya, lansman fiyatımız bu, 5 gün sonra, 10 gün sonra, 3 saat sonra bitecek ya da sadece ürün sipariş verirsen bundan sonra, öyle bir şey yok. Hepsi burada da bu ürünler kaldığı sürece ve dolar da işte şu 6 lirayı zorlar ve aşağıya düşmeye çalışır pozisyonda olduğu sürece Hunter Türkiye bu fiyatı tutacak. Doğru. Mine Hanım özellikle biz fiyat arttırmak istemiyoruz dedi. Ama dedi şu anda çok dalgalı bir döviz kuru olduğu için stok ve yeni giren işte yeni ihracat ettikleri ürünlerde daha doğrusu ithal ettikleri ürünlerin giriş fiyatını o zamanki dolar kuruna göre değişebilir. Fiyatı beğendin mi? Çok beğendim. Çok güzel. Ben de beğendim açıkçası. Özellikle şeye çok sevindim. 3000 liradan ucuz olup deyip 2999. Gerçi bu sefer 3000 liradan ucuz. Ben şeyi düşündüm. GM9 Pro GGVP oldu. Şimdi bu fiyat bandındaki birçok cihazı el ense çekecek bir telefon bu. Şeyi yüzünden, yani işlemcisi yüzünden. Aynı diyor kendi anlamında. Huawei'leri perişan etti. Huawei tarafında da bazı cihazları kündeye getirip sırtlarını yere vuracak bir fiyat bu. Çünkü yani izleyenler zaten biliyorlar, biz şunu görüyoruz. Hunter'ın bazı cihazları ile Huawei'nin bazı cihazları birbirinin neredeyse aynısı. Aynı işlemci, aynı RAM, aynı ekran boyutu filan filan. Burada o kadar güzel bir fiyat çıktı ki bu dolar kuruna rağmen tebrik etmek lazım. Evet. Bu şeyi yapan, matematiği benim yapan. Tebrik etmek istediğim bir diğer konu da 30 Ağustos'ta global lansmanı yapılan cihazı 10 gün sonra neredeyse Türkiye'de tanıtıp aynı gün satışa sunmak da bir başarıdır. Bunu hangi marka yaparsa takdir ederim. O yüzden bugün saat 1 itibariyle hepsi burada da satılacaktı değil mi? Biz bu videoyu zaten akşam yayına alırız. O yüzden yani çok da kutu açılışı yayında. Onu da söyleyeyim. Hatta lafını böldüm abi. Isı testinde de değerlerine baktığımızda çok iyi. Hatta 5 dakika boyunca işte Kerem PUBG oynadı. %100'den aşağı inmiyor. Hani batarya performansı 3750 mAh ve bu oldukça iyi optimize edilmiş. Tabii GPU turbo tarafı falan şu an için biraz muallakta ama sonuçta pazarlama stratejisi. Hunter bu cihazda iyi çalıştı. Onu da söyleyelim arkadaşlar, bilsinler nasıl video yayında. Arkadaşlar telefonları geçen hafta Perşembe günü bize gönderdiler. Sadece bize değil, Türkiye'deki tüm teknoloji yayınlarına gönderdiler. NDA imzaladık. Nedir NDA? Ambargosu var. Cihazın bugün saat 11.30'a kadar ambargosu vardı. Biz de dahil olmak üzere muhtemelen tüm teknoloji yayıncıları ve önceden kutu açılış, ufak tefek test bilmem ne filan videolarını çektiler. O yüzden bugün tüm kanallarda, Türkçe kanallardan bahsediyorum, cihazın şeyini görürsünüz zaten. Videolarını görürsünüz zaten. Biz de öyle çektik. Cihaz bizde zaten var şeyde, ne der, burada da var lansman alanında. Kamera kıyaslaması filan gibi şeyleri ayrıca zaten çekeceğiz. Cihaz Kerem'in de cebinde var. İçeriden demişim ya. Sergiden almış bir tane atmış. Aydoğan'dan geçen uylar bu. O ne bulsa çantasına atıyor. Cebe atmaya başlamış. Ben fiyatı beğendim. Lansmanı beğendiniz mi arkadaşlar? Onu konuşalım. Ya lansmanı İngilizce yaparak hata ediyorlar. Hiç ben kimse dinlemiyor. Beğendim. Doğru. Hani ya benim lafını kesiyorum. Tabii. Beğendiysen sen de beğenmemişsin. Bu benim ikinci katıldığım Hunter lansmanı. İlki de İngilizceydi, bu da İngilizce. Sanırım Hunter bizi bir Çin şeyi zannediyor. Pardon, Çin diyorum. İngiliz sömürgesi falan zannediyor Türkiye'yi. Yani söyle. Mesela şeyle kıyaslayabilirim. Tepesindeki adamın yabancı olması Samsung. Samsung
genel müdürü şeyken, yabancıyken hep Tansu Bey lansman yapardı. Burada da aynı durumu yapabilirler. Bir tane Hanev'in de Türkçe konuşacak adam, spokesperson bulup bence çıkartması lazım şeyi. Şöyle Çinli de İngilizce konuşunca o bildiğimiz İngilizce de olmuyor. Ben lansmanın sonuna öne doğru bir iki ben ayağa kalktım, şöyle bir bakındım. Yani burada nereden baksak bir 50 tane falan basın mensubu vardı. Kimsenin kafa sahneye doğru değildi, herkesin kafa eğilmişti. Bu ne demek? Herkes cep telefonlarıyla oynuyor. O yüzden Hanev'in bunu çözmesi lazım. Ya da gerçekten Hanev Türkiye'nin başındaki arkadaş Türkiye'yi bir İngiliz sömürgesi zannediyorsa olmadığımızı, bizim o aşamadan 1920'de falan geçtiğimizi, ya Çin'in yaşadığı süreçleri yaşamadığımızı, Çin'in bazı bölgelerinin yaşadığı süreçte yaşamadığımızı falan o arkadaşa söylemek lazım. Evet, bu insanların tamamı İngilizce biliyor ama mesela şimdi biz akşam lansman videosunu yayına alacağız. Herkes bunu edecek. Altında yine bir yığın şey bekliyor, yorum birikecek. Niye bu, niye bu? Arkadaşlar niye o? Adam İngilizce konuştu. Ha Çince de konuşabiliyor. Betevi var. Allah'tan İngilizce konuşuyor diye sevinelim mi? Bilmiyorum ne olur. Ben şey, şuna şaşırıyorum. Yani burada tamam, teknoloji basınında ister istemez herkes İngilizce biliyor ama herkes İngilizce bilmek zorunda değil. Normalde İngilizce yapılan lansmanlarda kulaklık verilir. Bir tane çevirmen olur. Yani burada İngilizce bilmeyen bir adamı davet ettiyseniz adam hiçbir şey anlamadı. Şimdi teknoloji editörü arkadaşların hepsinin İngilizce bilmesi lazım bence. Yani bilmeyen olması mümkün değil. Burada çeviri hizmeti verildi. Kabinlerde çevirmen vardı ama lansman öncesinde dolaşılıp kimseye kulaklık istiyor musunuz bilmem ne filan filan denmedi. Kameralara Türkçe çeviriden ses verilmedi filan filan gibi şeyler var. Yani organizasyon hatası deyip tamamına adamın CEO'nun da sunumu İngilizce mesela. CEO ile beraber bir tane Türk yönetici çıkar, sohbet havasında yaparlar. Türk yönetici de ürünle ilgili bazı şeyleri Türkçe söyler filan gibi. Bunun 50 bin tane yöntemi var. Bu yöntemleri Hanev'e ya da Hanev'in PR şirketine biz öğretecek değiliz. Onlar bunları bildikleri için o işi yapıyorlar zaten. Cihaza dönelim. Bizim cihaza karşı tavrımız anladığım kadarıyla alınır modundayız, öyle mi? Ya benim beklediğimden daha iyi bir fiyat geldi. Ben 3000'in üzeri 3100-3200 evet, civarında bir şey bekliyordum. 2800 liraya geldi. Çok kısa cihazı özetleyecek olursak zaten kutu açılışı yayında. Kirin 970 var, çok iyi tanıdığımız bir işlemci. Bugün P20 Pro'dan P20'ye, Handron'a kadar birçok telefonda kullanılıyor ve üst düzey bir işlemci. Türkiye'de önemli olan nokta şu, 4 GB ve 4 GB RAM ve 64 GB depolamalı olan Honor Play satışta olacak. Çünkü globalde 6 GB RAM'li bir farklı varyasyon daha var. Onu belirtmiş olayım. Renk konusunda yani merak edenler olabilir. Fiyatı yurt dışı ile kıyaslarken aynen öyle. Yurt dışındaki alt modeli bulup ona göre kıyaslamak lazım. Onu biliyor olsun. Şu önemli, Honor Play'in belki görmüşsünüzdür. Yurt dışında arka tarafında böyle çizgili dokuların olduğu siyah, iki tane farklı özel versiyon var. Onlar olmayacak Türkiye'de. Sadece siyah ve mavi renk seçeneği var. Bizim de şu anda zaten buradaki mavi gördüğünüz gibi bu güzel renkler olacak. Mavi aynı şey değil. Bizim ofisteki de mi bu renkteydi? Okey, tamam. Genel olarak bu şekilde, var mıdır eklemek istediğiniz? Ya yani şu an cihazın bu yılın, daha doğrusu şunu nasıl söylemek lazım, ekonominin böyle olduğu bir durumda böyle bir fiyat açıklayabildiği için hani Türkiye'yi bir kez daha şey yapmak lazım, tebrik etmek lazım. Şimdi mesela bu videonun altında ya da sektörde şu tarz muhabbetler dönecek. İşte Hanev'in de Huawei'nin de başka modellerde stoğu bittiği için pazardaki bu gamı bırakmamak adına böyle bir fiyat açıkladı bilmem ne filan diye söylentiler olacaktır. Bunlar doğru olabilir, kulak asmak. Burada önemli olan şey şu. Düne kadar buna benzer bir parayı herhangi bir cihaz, yani hani General Mobile'da, Hanlar'da, Huawei'de de isim vermeye gerek yok. Herhangi bir cihazı almak için verirken 3000 lira civarında bir para veriyordu izleyenler ya da sen ya da ben ya da Aydoğan. Şimdi gidecekler hepsiburada.com'dan 3000'in daha altında bir fiyata bu cihazı alıyor olacaklar. İş bu kadar basit. Çünkü şeyi de çok net biliyoruz, işte hani doların dalgalandığı süreçlerde insanlar satın alma kararı verme konusunda da biraz duraksıyorlar. Bu biz bile ne dedik geçmişte senle? Bu fiyatlardan, yani dolar bu fiyattayken bir şey alınmaz arkadaş falan dedik. Bu fiyat sanırım ki, yani Honor şey için, Honor Play için Huawei'nin açıkladığı fiyat alınabilir bir fiyat artık Türkiye'de. Kaç dolar yapıyor ortalama? Hesapladınız mı kaç dolar yaptığını? 2799 lira değil mi cihaz? Al 2800 desek 500 dolar olsa 3000 lira yapar. Demek ki 500 dolardan daha aşağıya bir fiyat şeyi yapıyor, çıkıyor. Sen bu cihazın yurt dışında kaç? 450 dolara falan denk geliyor şu an için güncel kurda. Ama ben 300 euro, yani Avrupa fiyatı belliydi daha önce, 300 euro okay, civarı. Hatta 350 euro da olabilir, o civar bir şey. 300 mü 350 mi hatırlıyor musun?
Abi 300 350 galiba. 383 euroya denk geliyor. 73 ile şey yaparsam 2800'ü 73'e bölüyorum. Okey. 300 euro olduğunu varsayalım bunun. Benim hani standart kolay hesaplama yöntemimde 1.6 ile çarpalım. 488 euro yapıyor zaten. Türkiye geliş fiyatı. Aydoğan'ın hesabına göre daha ucuz. Demek ki 350 euro bile olsa cihaz yurt dışında daha ucuz olacak. Çok güzel fiyat bu. Kafasında hani şimdi biz bu telefonu orta segment diyeceğiz. Orta segment demek zorundayız aslında. Bir de tabii bir başka videoda şeyi konuşmamız lazım arkadaşlar. Bu bir oyun telefonu ama diğer oyun telefonlarına göre nasıl pozisyonlamak lazım? Çünkü hani biz bugüne kadar oyun telefonu olarak ne gördük? Asus'un Republic of Gamer'ını gördük. Razer... Birkaç eleştireceğim bir şey var abi bu konuda. Şimdi... Razer'inkini gördük. Hani onlar kadar da güçlü bir telefon da değil. Onu da söylemek lazım. Şimdi ben şöyle yani 2800 Nubia'nın da var. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Şunu söylemem lazım. 2800 lira bu telefon çok iyi derken ben bunu evet oyun telefonu olduğu için ya da çok iyi oynayacağınız için demiyorum. Genel olarak işlemcisi, kamerası ki ben kamerasını deneyimledim hem IFA'da hem buraya geldikten sonra bataryası vesaire genel toplamda bir akıllı telefon için fiyatı çok iyi ama oyun tarafında şöyle şeyler var. Lansmanda da mesela GPU Turbo ile beraber işte S9 arasındaki kıyaslamaları falan söylediler ama daha iyi FPS veriyor. Ya FPS veriyor ama ikisinin kaplamasında fark var. Yani 970'in GPU'su ve CPU performansı ile sizin PUBG'de gördüğünüz o kaplamaların keskinliğiyle S9 Plus'taki keskinlikler aynı değil. Şimdi, grafik olarak hem 845'ler hem de Exynos tarafı S9 Plus'lar daha iyi. Bu Huawei hani benchmark yazılımlarını aldatıyor muhabbeti var ya. Huawei'in ötesinde bir şey söyleyelim. Şimdi bakın siz kaliteyi FPS'e indirdiğiniz zaman yani tek kalite belirleyicisi FPS yani son kullanıcının gözünde. Yani bu videoyu izleyenleri söylüyor. O zaman markalar allem ediyor, kallem ediyor. FPS'i yükseltmek için taklalar atıyorlar. Yöntemler bu. Yani bu şey gibi hırsızı engelleyemezsin, hacker'ı engelleyemezsin. Hacker hep yeni yöntemler bulur, yeni yöntemler bulur gibi. Marka da FPS'i yükseltici çözümler buluyor. Şimdi bunu dönüp Huawei benchmark yazılımlarını aldatıyor diye isimlendirirsen yalan söylememiş olursun, yanlış yapmamış olursun ama markayı benchmark yazılımlarından iyi puan almaya zorlayan sensin. Yani müşteri zorluyor bunu. Şimdi herkesin cebinde bir tane telefonun içinde işte Geekbench'te Antutu'ydu, Zart'tu, Zurt'tu falan kurulu. Ben otobüste, metrobüste, metroda falan görüyorum. Çocuklar test yapıp birbirlerine gösteriyorlar. Seninki bu kadar puan almış, benimki bu kadar puan almış. Yani bu tabii ki zararlı bir şey değil. İnsanların teknolojiyle ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor da başka bir marka çıkıp ben Antutu'dan şu kadar puan aldım diyorsa, bu kadar FPS'e ulaştım diyorsa, o zaman bir başka marka da ulan ben nasıl Antutu'yu çaktırmadan önüne geçiremeyin yolunu yapıyor. Aynen. Bu da bir teknoloji ve bence bunu yapıyor olmak çok normal. Yani bu şöyle bir şey, adam hile yapmıyor, adam sadece kendisinin daha yüksek puan alması için başka bir şey geliştiriyor. Yani şunu görüyor adam, diyor ki herifin diyor donanımı benden daha iyi. Daha iyi işlemci, daha iyi ekran kartı, daha iyi RAM var. Doğal olarak FPS'i daha yukarıda çıkıyor. Ben de diyor tek bir şeyi geliştireyim, bir de yazılımla ona yakın ondan daha iyi FPS alayım diyor. O yüzden kıstasınız arkadaşlar, lütfen sadece tek başına Antutu, tek başına bilmem ne ya da tek başına bir skor olmasın. Her cihazın fiyatına göre değerlendirmek lazım, yapabilitelerine göre değerlendirmek lazım. Bir de sizin ihtiyacınıza göre sizin kendi değerlendirmeniz önemli. Yani aramızdan bir tanesi için pil ömrü çok önemlidir. Bir tanesi de bana ne ya, ben evden çıkmıyorum, ofisten çıkıyorum, hep kapalı alan diye. Benim pille ne işim olur? Benim için müzik kalitesi çok önemli der. Birisi kamera der, birisi bilmem ne der. Yani tek bir norm yok üzerinde durabileceğimiz. O yüzden de benim kendi şahsi fikrim, seninkine çok benziyor. Bu cihaz bu fiyattan iyi bir orta segmentin üst temsilcisi bugünün şartlarında ne yazık ki. Keşke 1 dolar 1 lira olsaydı da biz bu cihazı daha ucuza alsaydık. Oyun telefonu olarak da işte elimize aldığımız IFA'daki diğer oyun telefonları kadar oyun telefonu değil.
Bence de öyle. Aynen. Yani kendine has bu arada oyunla alakalı turbo dışında bir işte 4D, 4 boyutlu bir oyun deneyimi diye bir şey sunuyor. Onu zaten IFA'da anlatmıştık. Şu an destekli PUBG ve Asphalt 9 gibi belli başlı oyunlarda oyundaki sahneye göre telefon titreyerek aynı bu PlayStation 4'teki DualShock'larda bizim zaten bildiğimiz gibi daha böyle güzel bir hani işte oyunda vurulunca titriyorsunuz falan güzel bir deneyim ses sunuyor. Muhabbeti var hani onu çevresel çok merak kulaklık ediyorum. Da dedi özellikle. Yani çünkü 7 yani atıyorum PUBG oynuyorsunuz adam arkadan geliyorsa arkadan geldiğini anlayabileceğinizi iddia ediyorlar ama bu yani çok dinlediğiniz, kullandığınız kulaklıkla da alakalı bir konu. Telefonla da denemek lazım bir de hani mesela. Yani ona çok hani şu an biraz şüpheli yaklaşıyorum ama böyle bir vaat var, böyle bir iddia var. İncelemede bakarız. Oturup bakıyoruz. Bundan başka söyleyeceğimiz bir şey yok galiba. Benim yok. Benim de yok. Çok konuşturmadık bizi. Ya zaten hani söyleyeceğim şeyleri çoğu da söylenmiş oldu. Hani fiyatı iyi. Ve ya şu an için alınabilecek listesine girebilecek telefonlardan biri ama özellikle biraz daha işte test edelim bakalım. İddiaları ne kadar gerçekleştirebiliyor ona göre de zaten yorumlarımız olur. O zaman Türkiye bir İngiliz sömürgesi değildi deyip hatırlatıp ayrılalım. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz Hunter Play ile alakalı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.